Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bu dersimizde final ve statik kavramları üzerinde detaylı bir şekilde durmaya çalışacağım. Özellikle de final kavramı üzerinde duracağız. Çünkü şu ana kadar üzerinde çok detaylı durmadık. Genel olarak şunu biliyoruz. Final'larda genellikle sabitler için kullanılır. Bir sabit tanımlarken ona eğer final yaparsanız ona bir değer atandıktan sonra o değer değişmez diye biliyoruz. Artık son değerini almıştır. Ama söz konusu final'ın kullanımı bununla sınırlı değil. Gelin isterseniz basit bir örnek üzerinden final'ı, statiği ve aralarındaki ilişkinin ne olduğunu şöyle detaylı bir şekilde öğrenelim. Bunun için buraya bir tane öğrenci diye bir sınıf açtım. Ve bu öğrencimizin bir tane neyi olsun? Private string isim diye bir field'a sahip olsun. Ve ben bu öğrenci sınıfından nesne üretildikçe artacak bir değer istiyorum. Yani main metodum, main fonksiyonumda, main sınıfımda kaç tane nesne üretilmişse bu öğrenci sınıfından onun bilgisini tutmak istiyorum. O zaman buraya private integer toplam öğrenci sayısı dedim. Ve ilk başta sıfıra atayalım. Bir de her öğrencinin bir öğrenci numarası vardır ve genel olarak yaklaşım şudur. Okula kayıt olmaya gelen öğrenci, atıyorum 2300. öğrenci ise o öğrencinin numarası da genellikle 2300 olur. Bunun bilgisini tutalım. Private integer öğrenci no diyelim. Şimdi buraya tabii ki de bir tane ne tanımlayalım? Alt insert'a bastım. Bir constructor tanımlayayım ve constructor isim parametresi alsın. Ne zaman ki bir öğrenci yaratacağım, ben bu öğrencinin adını daha öğrenci nesnesini oluştururken vermek zorunda kalıyorum bu şekilde. Şimdi biz ne dedik? Toplam öğrenci sayısını tutmak istiyorsam eğer, ben bunu burada sadece böyle bir tanım yaparak bırakırsam ne olacaktır? Her öğrenci sınıfından bir nesne yaratıldığında bu yine sıfıra atanacaktır. Yani ben buraya gidip de toplam öğrenci sayısını bir arttır dersem, her öğrenci şuraya gelip mesela geldik buraya. Öğrenci, şunu biraz ortalayalım. Öğrenci dedik, ÖGR 1 dedik, new öğrenci dedim ve buraya Emre isimli öğrenciyi ekledim. Mesela şuradaki toplam öğrenci sayısını public yapalım şimdilik. Ve burada bunu ekrana bastıralım. ÖGR 1 nokta toplam öğrenci sayısı diye. Ondan sonra gittim. Bir tane daha öğrenci ekledim ve bu da öğrenci 2 oldu. Adı da Ayşe olsun. Bu sefer de buradayken öğrenci numarasını yazdım. Hani normalde toplam öğrenci sayısının 2 olması lazım, değil mi? Ama sonuca baktığımızda gördüğünüz gibi her ikisi de 1 diyor. Neden? Çünkü buraya tanımladığınız, bu şekilde tanımladığınız değişkenler sizin nesnenizin değişkenleridir ve her nesne yaratıldığında bunlar sıfırlanır. Ama ben bunun sınıfa özgü bir değişken olmasını istiyor isem, yani nesneye bağımlı değil, dinamik değil, sınıfa bağlı statik bir değişken olmasını istiyorsam bunun statik tanımını yapmam lazım. Bu sayede her nesne yaratıldığında ne olacaktır? Bu tekrardan sıfırlanmayacaktır ve var olan değerin üzerine bir bir ekleyecektir. Testimizi yaparsak 1 ile 2 sonucunu görürüz. Tekrardan anlatıyorum, bu kısım çok önemli. Şimdi ben burada ÖGR 1 diye bir öğrenci yaptım. Benim belleğim bu şekilde ve öğrenci için bir nesne alanı yaratıldı ÖGR 1 için. Bu burayı tutuyor. Bellekteki başlangıç adresini tutuyor. Bunlar çünkü neydi? Referans tipli değişkenlerdi. Referans neydi? Bunun bellekteki adresini tutuyordu. Bu da bunun adresini tutuyordu. Şimdi bunun kendi isim alanı var. Bunun da kendi isim alanı var. Ama siz gidip de eğer ben buradaki toplam öğrenci sayısını statik tanımlamasam her ikisinde de böyle bir değişken tanımı olacak ve hepsi kendi içinde dinamik olarak değişecek. Ama siz eğer gidip de bunu statik yaparsanız bu sınıfların, bu nesnelerin dışında bu sınıfın kullanabileceği toplam öğrenci alanı diye bir alan ayrılır ve her ikisi de aynı yeri gördüğü için ne olacaktır arkadaşlar? Nesneye göre değişen dinamik bir yapı değil, sınıfa bağlı bir değişken oluşacaktır ve statik bir hal alacaktır ki bir statik anahtar kelimesi adı üstünde buradan geliyor.
Şimdi geldik buraya. Toplam öğrenci sayımızı bu şekilde halletmiş olduk. Peki öğrenci numarası. Şimdi öğrenci numarasını düşünürsek, tamam biz final'ları sadece sabitler için kullanıyoruz falan dedik ama dediğimiz gibi final'ın bunun dışında da kullanım alanları var. Final değişkenleri siz bir atama yaptıktan sonra değiştirilmesi istemediğiniz durumlarda kullanırsınız. Mesela buradaki öğrenci no gibi. Ben öğrenci no'ya ilk geldiğinde ilk kayıt anında bir numara atarım ve daha sonra da onun büyük ihtimal kolay kolay da değişmez. O zaman gelip ben buraya bunu final tanımlarsam bir hata alıyorum. Diyor ki öğrenci numarası henüz initialize edilmedi. Final değişkenleri initialize etmek, yani onlara bir değer atamayı ya ilk tanımladığınız yerde yaparsınız, şöyle 15 dedim. Ya da dediğim gibi ben buraya toplam öğrenci sayısını o anki öğrencinin numarası olarak atamak istediğim için bunun sadece burada böyle tanımını yapıyorum. Değer atamasını ile ise şurada öğrenci sayısını bir arttırdıktan sonra buraya geleceğim. Diyeceğim ki öğrenci no eşittir toplam öğrenci sayısını. Bu sefer 6. öğrenci geldiğinde o an toplam 6 tane öğrenci olduğu için benim 6. öğrencimin öğrenci no'su 6 olacak. 7. öğrenci geldiğinde yine öğrenci numarası 7 olacak. Toplam öğrenci sayısına denk gelecek. Buraya gelelim, bir tanesi out yazdıralım. Şöyle yazalım. İsim adlı öğrenci oluşturuldu. Ondan sonra ÖGR öğrenci no 2 nokta deyip artı diyelim. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Öğrenci no diyeceğiz. Şimdi mesela şurayı bir çalıştırayım. Emre adlı öğrenci oluşturdu. Öğrenci numarasına bir atanmış. Şu an bir öğrencim var toplamda. Ayşe oluşturuldu. Öğrenci numarası 2 atanmış ve şu an toplamda 2 öğrencim var. İşte bunu böyle final yaptım. Yani burada işte gördüğünüz gibi olay sadece, yani bunu zaten sabit olarak kullansaydım biz name convention'da ne işlemiştik? Sabitler büyük harflerle yazılır. Kelimeler arası böyle alt çizgiyle ayrılır demiştik. Ama bu bir sabit değil. Bu bir kere ataması yapılıp sonradan değiştirilmesi istenmeyecek bir alan olduğu için ben gittim bunu burada final tanımladım. Bir de şimdi şunu da statik konusundan şurayı da açıklamak istiyorum. Biz statiklere ne dedik? Sınıf değişkenidir, nesne değişkeni değildir. O yüzden statiği tabii ki de böyle nesne üzerinden erişebilirsiniz ama mantıken nedir arkadaşlar? Sınıf değişkeni olduğu için öğrenci sınıfı nokta deyip öğrenci sayısını burada alabilirsiniz. Bu çok daha düzgün bir kullanım olacaktır. Herhangi değişen bir şey var mı? Gördüğünüz gibi yok. Evet, final ve statik genel olarak bu şekildeydi. Şimdi sabitlerden konuştuk biz ve genellikle verdiğimiz örnek neydi? Matematik diye bir sınıf var. Javacıların bizim için hazırladığı ve buraya nokta deyip hem buradaki metotları kullanabiliyoruz hem burada bir sabitimiz var pi diye. Ben bunu yazdığımda pi sayısının sabit bir değer olduğu için böyle ekrana yazacak. Şimdi bu pi sayısının üzerine geldiğimde bakın açıklamada ne diyor? Hem statik diyor hem final diyor. Şimdi dediğimiz gibi neden statik diyoruz? Hem şu şekilde ben bu sınıftan bir nesne üretmeden de buna erişmek istiyorum. Hani burada olduğu gibi ben yani toplam öğrenci sayısını elde etmek için gidip de illaki ÖGR diye bir öğrenci bir nesne tanımlamam gerekmiyordu. Direkt sınıfın üzerinden erişebiliyordum. Hem de şu şekilde statik yaptığınız zaman o değişken sınıfı özgü olduğu için her nesneyle beraber tekrar tekrar oluşturmak gereksizdir. Çünkü o sınıfa özgüdür. Yani her nesnede bir daha yapmamak için genellikle sabitleri biz hem final bir daha değiştirilmeyeceği için hem de statik yapıyoruz. Hem nesne üretmeden kullanabilmek için hem de onun nesneye bağlı değil sınıfa bağlı bir değişken yapmak için. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mat deyip m eşittir new mat deyip ben bunu kullanmak istiyorum. M nokta deyip bir şeyler yazmak istiyorum. Hata alıyorum, neden? Bakalım üzerine ne diyor? Mat
has private access. Üzerine gidelim. Kontrol tuşunda met sınıfına bastığımda bakın burada şurası çok önemli. Mat sınıfının constructor'ı, default constructor'ı private tanımlanmış. Şu açıklamayı da okursanız ne diyor? Herhangi bir kimsenin bu sınıftan bir nesne üretmesine izin vermemek adına burası böyle tanımlanmış. Sizin de eğer bir sınıfınız varsa ve ondan bir nesne üretmeyeceksiniz. Peki nesne üretmeden bir sınıf neye yarar, niçin kullanılır? Demek ki onun içindeki bütün metotlar statik ve final'dır. Bakın. Yani neden statik? Ondan bir nesne üretmeden kullanmak için. Bakın hepsi aynı. Zaten eğer burada statik olmayan bir metot varsa ben onu hiçbir şekilde buradan erişip kullanamazdım, değil mi? Mesela met.a dedim. Bakın buradaki bütün metotları şöyle bir nesne tanımı yapmadan kullanabiliyorum. Zaten bunun aksi olamazdı. Çünkü bunun constructor'ı private tanımlanmış. Bu da ne demek? Bu sınıftan gidip de bir nesne üretip onu kullanamazsın demek. O yüzden bu metotları kullanmak için her biri statik tanımlanmış. Sabitleri final tanımlanmış. Bunlar ne demek? Bunların değeri artık bu. Bunu hiçbir şekilde değiştirme. Bunu böyle kullanıyorsan kullan demek. Peki ben mat sınıfını böyle kullanamıyorum. Nesne üretemiyorum. Gidip de bir alt sınıf oluşturabilir miyim? Yani mat sınıfından bir sınıf türetebilir miyim? Yine aynı hatayı alıyoruz. Şöyle alt create constructor matching süper bile desek bakın olmuyor. Çünkü bunun constructor'ı private tanımlanmış gördüğünüz gibi ve de sınıfta final tanımlanmış. Burası da önemli. Bir sınıf eğer final tanımlanmışsa onu gidip de o sınıftan bir sınıf türetemezsiniz arkadaşlar. Bunu demek istedim aslında. Şurayı siliyorum. Constructor private tanımlandığı için nesne üretemiyoruz. Sınıf da final tanımlandığı için ben gidip de bu sınıftan başka bir sınıfı extend edemiyorum. Böyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Hatta bazen bazı metotlar sizin için çok önemlidir. Bir alt sınıf oluşturulduğunda o metotların da override edilmesini isteyemeyebilirsiniz. Bir final metot tanımı görüyorsanız eğer demek ki o metot o sınıf için önemlidir ve başka bir sınıfın onu override etmesi yani üzerine yazması istenmediği için öyledir diye bir düşünceye bir yorum yapabilirsiniz. Buralar umarım anlaşılmıştır. Şimdi az önce konuştuğum konular hakkında bir örnek yapacağım. Bu örnekte bir tane password diye bir tane Java sınıfı. Password. Parola yapalım ya da password yapalım. Şimdi bu password sınıfımız iki tane değer olacak burada. Bir tanesi private, static, final yapıyorum bunu. Çünkü bu hiçbir zaman değiştirilmeyecek. Ve de sınıf nesnesi olduğu için static tanımladım. Integer, anahtar, değer diyorum. Ve bu şöyle 10 gibi bir değer olsun mantığını açıklamak adına basit tutuyorum burayı. Bir de private, final, int, şifrelenmiş, password diyelim. Bir şifre değeri aldığımda onu bir algoritmadan geçirip şifrelemek istiyorum. Buraya bir tane constructor tanımlayalım. Ve bu password'ü ne zaman oluştururken kullanıcıdan bir password değeri alacağız. Integer pass diye alalım bunu. Ve diyorum ki bu sınıftaki şifrelenmiş password'ün işte buradaki bu final değeri ilk defa ve son defa bir atamayı burada yapacağım. Bir metot yazıp bu metodun bu değeri geri döndürmesini sağlayacağım. Ne diyelim? Password şifrele. Encrypt et demek aslında ama onu kullanmak istemediğimden böyle bir tanım yapıyorum buraya. Hangi password'ü şifreleyecek? Şuraya parametre olarak gelen password'ü. O zaman buraya da bu pası yazalım. Şimdi böyle bir metodum yok. Buraya alt enter deyip böyle bir metot oluşturuyorum.
private olsun. Return yaparken de şunu yapsın. Şuradaki bizim anahtar değerimizle şuraya gelen param password'ü XOR'a tabi tutsun. Ne demek o? Pass'le XOR'un işareti şuydu. Anahtar değer. Yani bu ne yapıyor? XOR'unu alacak. Mesela şimdi bunun mantığı da şu şekilde. Mesela anahtar değerimiz 10 ya. 10'un ikilik tabanda yazılımı nasıldır arkadaşlar? 8, 2. Şöyledir. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 8 çarpı 1, 8. 2 de buradan gelir. Bu 10 demektir. Parametre olarak da mesela password'ü biz 8 yolladığımızı varsayalım. 8 de nedir arkadaşlar? Şudur. 1, 0, 0, 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Şöyledir. 8 de bu şekilde. 1, 2, 3. Evet. Bunun XOR'unu alırken neydi? Aynı değerler 0'dı. Farklı değerler 1'di. Aynı değerler 0'dı. Aynı değerler 0'dı. Yani bunu 8 diye gönderdiği zaman, kullanıcı şifresini 8 diye gönderdiği zaman şifrelenmiş parolayı bu aslında arka tarafta 2 diye tutacak. Mantık bu. Şimdi şurayı temizleyelim. Metodumuzu da yazdık. Bir tane şey yapalım. Public void şifre sakla diye bir metodum olsun. Out şifre şu şekilde saklandı diyelim ve buraya bu sınıftaki şifrelenmiş password'ü yazdıralım. Şuraya kadar bir denemesini yapalım isterseniz. Geldim buraya. Password sınıfından P1 diye bir nesne ürettim. New dedim. Password dedim. Ve buraya 8 mi demiştik? Bakalım doğru çalışıyor mu? P1 nokta şifre sakla diyorum. Bakalım. 2 değerini ekranda görmem lazım. Evet, şifre şu şekilde saklandı. 2. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi buradaki anahtar değeri daha büyük bir değer yapabilirim. İşleri biraz daha karmaşıklaştırmak adına. Daha sonra da bir tane giriş yap metodumuz olsun. Public boolean giriş yap. Ve giriş yapılırken de kullanıcıdan password isteyeceğiz. Ne diyeceğiz? Eğer şifrelenmiş password, pardon, öncelikle bunu şuradaki password şifreden geçirelim. Password şifrele pass eşit eşit ise şifrelenmiş password'dan. Kullanıcı doğru bir şekilde parolayı yazmış demektir. Cout hoş geldiniz. Return true. Aksi takdirde hatalı bir giriş vardır. Hatalı parola diyelim. Return false diyelim. Bunu bir deneyelim. Şuradaki ifadeyi giriş yap metodunu çağıralım. P1 nokta giriş yap. Şimdi ben burada password oluştururken direkt 8 değerini koymuştum ya. Bunun dışındaki bütün değerlerde hata vermesi lazım. P1 nokta giriş yap. Eksi değer de verebiliriz. P1 nokta giriş yap. 15 diyelim ve son olarak da 8'i verelim ve doğru bir giriş yaptıralım. Gördüğünüz gibi ne diyor? Bu 8 şifresi arka tarafta böyle kaydedilmiş. Onun dışındakiler hep hatalı. Ne zamanki 8'i verdik, hoş geldiniz dedi. Yani şifreleme metodumuz, mantığımız da düzgün bir şekilde çalışıyor. Peki devam edelim. Şimdi main metodumuzda bunları böyle yaptık. Bunlar çalışıyor. Ben buraya gidip de yeni bir Java sınıfı oluştursam ve kalıtılmış
password desem. Ve daha sonra bunu da password sınıfından extend etsem. Bir hata alıyorum. Alt enter'e bastım. Ne diyor? Üst sınıfın bir constructor'ı tanımlanmış. Senin de onu yazman lazım. Password alan ve süper neydi? Bir üst sınıfın, yani password sınıfının constructor'ını çağır demekti. Buraya geliyorum. Bir tane private integer password şifresiz diyorum buna da. Ve daha sonra burada da şunu yapıyorum. Bu sınıftaki password şifresiz parametre olarak gelen pasa eşit. Daha sonra buraya gelelim ve bu password sınıfından extend edildiği için password sınıfındaki public metotları ne yapabilir? Override edebilir. Buraya gelip benim şifre saklı metodum vardı mesela. Şifre saklıyı tıkladım. Gördüğünüz gibi bir üst sınıfa erişip ben bunun içeriğini kendi kafama göre değiştirebiliyorum. Cout dedim. Şifre şuradakinin aynısını yazalım. Buraya da password şifresiz dedim. Şimdi buraya gidip de password p1'i password sınıfından değil de kalıtılmış password'dan extend oluşturursam herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Yalnız bakın şifre şu şekilde saklandığı yerine şu an ekranda artık ne yazacak? Direkt olarak şifrenin kendisi yazdı. Yani şöyle düşünün. Sizin burada şifre saklı için çok ekstra düzeyde bir şifreleme yaptığınız bir algoritma olabilir. Ama bir başka sınıf bu sınıftan extend edip onun içeriğini tamamen değiştirip bozup bütün yapınızı alt üst edebilir. İşte böyle durumlarda bazı metotları final tanımlamak son derece kullanışlı. Ben buraya gidip de ya şu şekilde yapardım. Public final class derdim. Bakın hata alıyorum burada. Ne diyor burada? Cannot inherit from final'dan. Yani bir sınıfı final yaparsanız artık ondan böyle bir o sınıfı extend edemezsiniz. Bir alt sınıf oluşturamazsınız diyor. Ama siz sınıfın final olmasını istemeyip de metodun da final olmasını isteyebilirsiniz. Buradaki şifre saklıyı ben buraya gidip de final tanımlarsam yine aynı şekilde artık ben bu metodu override edip içeriğini kendi kafama göre değiştirip bu yaptığım bu yapıyı da bozamıyorum arkadaşlar. İşte final'ın kullanımlarından ikisi de böyleydi. Sınıfı final yaparsanız ondan bir alt sınıf üretemiyorsunuz. Metodu final yaparsanız alt sınıf ürettiğiniz sınıftan extend ettiğiniz sınıfın içinde ilgili metotları override edemiyorsunuz. Artık ben bunu silmek zorunda kalıyorum. Artık bunu da yine eski haline getirebilirim. Evet, final'ın kullanım şekilleri böyleydi. Umarım final ve static kavramları kafanızda biraz daha canlanmıştır. Şimdi son olarak çok nadir kullanımı olan bir konudan bahsedip bu dersi burada bitireceğim. Bunun içinde yine bir deneme sınıfı oluşturuyorum. Ve bu deneme sınıfının içinde şöyle bir yapı kullanıyorum. Initialization block dediğimiz yapılar. Burada değişkenleriniz olabilir, ilk atama elemanları olabilir. Buradaki bu statik alanın içine tanımlayabilirsiniz. Bunlar bu sınıftan nesne ürettiğinizde oluşturulacak ve sınıfa bağlı olan bloklardır. Ve bir sınıfın içinde birden fazla statik alan oluşturabiliyorsunuz. Buraya gelip mesela cout diyelim. Bir yazsın. Çalıştırılma sırasını görelim. Buraya iki yazalım. Hatta gidip en başa bir tane de constructor yazalım. Constructor hep ne diyorduk? Bir nesne oluşturulduğunda tetiklenen ilk metot diyorduk. Constructor çağrıldı desin. Çağrıldı. Şuradan bir tane de en tepeye koyalım bundan. Buna da 3 diyelim. Bir bakalım deneme sınıfından bir nesne üretildiğinde ne sırayla bunlar çağrılıyormuş. Deneme sınıfını da şurada açtım. Bakın. Önce statik alan çalıştırıldı.
Daha sonra constructor değil, burası çalıştırıldı. Yani önce bütün statik bloklar çalıştırıldı. Yani aslında neymiş arkadaşlar? Bir constructor sınıfımın constructor metodu nesne üretildiğinde ilk çağrılan metot değilmiş. Eğer orada static initialization bloklar varsa ilk önce onlar çalıştırıyor. Hatta ve hatta constructor'dan önce. Gördüğünüz gibi constructor'ı en sona bıraktı. Öncelik static alanlara verildi. Dediğimiz gibi pek fazla kullanımı yok. Ama gördüğünüzde de şaşırmayın diye bunu da söylemiş olalım. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.